Arkadaşlar, uykular kalan.
Tarih 4 Nisan 1953. Saat gece 2.15. Yer Çanakkale Boğazı, Nara Burnu açıkları. Uzun ve yorucu bir seferden dönen Dumlupınar denizaltısı, Nara Burnu açıklarında İsveç bandralı Nebulen Çilebi ile çarpıştı. Sessiz, soğuk ve bulanıktı gece. Başından aldığı şiddetli darbe ile Dumlupınar birkaç saniye içinde sulara gömüldü. Gemideki 81 kişilik mürettebattan sağ kalan 22 kişi geminin arka bölümündeki torpido dairesine sığındı. Mahsur kalanların su yüzüne fırlattıkları telefon şamandırasıyla gemi ile irtibat sağlandı. Sağ kalan 22 kişiyi kurtarmak için herkes seferber oldu. Bu arada oksijeni idareli kullanmaları için gereksiz yere konuşmamaları, şarkı türkü söylememeleri ve sigara içmemeleri konusunda uyarılar yapıldı. Ancak saatler tükendiği anda karanlıkta bekleyen 22 kişiye her şey yine aynı sözcüklerle anlatıldı. Konuşabilirler, türkü söyleyebilirler ve hatta sigara bile içebilirler. Şamandıra'daki telefon hattının öbür ucundan tüm Türkiye, denizaltıda tevekkülle ölüme yapılan hüzünlü ama başı dik türküsünü dinledi ve biz de bugün dinledik. Öğretmenlerimizden İzmir yöresine ait Ah Bir Ataş Ver dilediğimiz türkülerden bir tanesiydi ve bu da bu türkümüzün hikayesiydi efendim. Onlar bir milleti yok etme çabalarını kabusa dönüştüren, onurları kadar kahraman, cesaretleri kadar kararlıydılar. Onlar bağımsız Türkiye için savaştılar. Şehitlerimizin bugün aramızdan ayrılışının 98. yılı. Bizler sizleri matemli, yaşlı duygularla hatırlamaktansa, yaşadıklarınızla, düşünce ve fikirlerinizle anmak, üzerimize serpilen ölü toprağından arınmak istedik. Sizlere layık olabilmenin sorumluluğu içinde aziz hatıralarınız önünde şükran ve saygılarımızla eğiliyoruz. Değerli misafirler, şimdi sizleri Özel Ataşehir Adı Güzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro ve Müzik Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale Geçilmez adlı oratoryoyu izlemeye davet ediyorum, arz ederim. Karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır, destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir,
kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bil cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin battı. Bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman. En bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardı. Asırda onlar yenildi, onlar yendi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Boşlar toplayın yankısı bir uçtan bir uçtan. Dinle! Ya senden yüce, yüceden yüce. Dinle! Düzlere dönüşmüş damlara taştı. Sayende kuşlar ötüşür. Dağlar bilindir. Susmuşken söyleyen diller bilindir. Sesine tüm can etmekte eşlik sayende. Thank you.
kalede çeliğe karşı et ve kemik, nefrete karşı sevmek ve inanmak, kaba kuvvete karşı hak dövüşüyordu. Mehmetler yalın ayak, Mehmetler aç ve çıplak. Düşman gemileriyle ateş ve ölüm kusuyordu. Kana bulanmıştı toprak siperler, koyun koyunaydı burada paşalar, yüzbaşılar, atsız efendiler. Ve bir gün yükseldi o ölüm sessizliğindeki siperlerden bir zafer marşı kadar gür ve berrak Allah Allah sesi. Ayağa kalkıyorduk en eski efsanelerden bir gün. Ayağa kalkıyorduk 40.000 köyden, oğlu, anası, dedesi, kızı ayağa kalkıyorduk. O köhne ve kahraman topraklarımızın güllesi çelik ve ateş yığınlarına kafa tutarak bir bir buldu hedefini bu imanla. Çelik yığınları gömüldü sonra. Kalanlar bir fare gibi pis ve korkak kaçtılar geldikleri yere. Ve o gece sabaha kadar nur yağdı gökten siperlere. Yorgun ve yaralı askerlerin yüreğini uçsuz bucaksız bir sevinç sardı. Geçilmezdi Çanakkale, anladılar, orada Mustafa Kemal var. Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bile karar başıydı, işler ayetleri, ayaklar açtılar, mekrek yalaya benzer toprak, bu cehennem, bu cehennem bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek mühür ve bir orman gibi kardeş sesine. Bu asiyet bizim. Birinci Dünya Savaşı'nda çöken bir imparatorluk bağrından yüce ve kahraman bir milletin sağlam ve dipdiri olarak yaşadığını kanıtlayan bir destandı Çanakkale Destanı. Uzanan bütün sırtlarda kanım, kemiğim, etim, şehidim vardır benim. Çanakkale'dir burası. Kuru dikenlerde bile Mehmet'im vardır benim. O Mehmetçik ki kahramanlığın şaikasını da açtı burada. Çanakkale geçilmez diye destan 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 başladı. Oh,
saldırınca hasta adamı öldürüp Rusya'ya yardım götürmek üzere Çanakkale'ye geldi düşmanlar. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık karaya. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam beşer kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Geçilmezdi Çanakkale, anladılar. Orada Mustafa Kemal vardı. Kemal Paşa, yenilmezsin. Şanlı komutan, savaşı biler gibi yetiş bize. Yetiş bize, çöllerde bile olsa. İlaç doldu, güç doldu içimize. Mevzi, al! Başlangıçta yüzden fazla gemide buluşan güçlü bir armada Türkiye'nin masmarasını uzanmış onu atılacak bir sırtlan gibi bekliyordu. Gün 19 Şubat 1915. Bombalar yağmaya başlıyor birden Boğaz'ın giriş istikamlarına. Birbiri ardına insafsızca Mehmet'in üzerine yanına. Düşmanın en teknik ve en kötü gemilerini Çanakkale Boğazı'nı geçmek için dalga dalga yaptığı saldırılar sonuç vermiyordu. Harekat uzuyordu. Başarısızlıklar itilaf devletinin moralini bozuyordu. Kınalı Ali gibi binlerce kahraman da bu zorlu mücadelenin kahramanları arasındadır. Kafamdaki kınayla dalga geçtiler. Kardeşime de yakma demişsin.
kardeşine de yaktım. Komutanlarına ve arkadaşlarına söyle, seninle dalga geçmesinler. Biz de üç şey için kına yakılır. Kurbanlık koça kına yakılır, Allah'ına kurban olsun diye. Gelinlik kıza kına yakılır, kocasına, çocuklarına kurban olsun diye. Bir de askere giden yiğitlere kına yakılır. Vatana kurban olsun. Hasretle gözlerinden öperim. Allah'a emanet ol. Hastane önünde incir ağacı, annem ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı. Hasan Beysu, Ertuğrul Batarya ve tabloları, Çanakkale
Kale Boğazı'na gömdü bu donanma. Kah bebesini emzirdi, çabuk büyüsün,
ele gelsin diye kah cephane yaptı nasırlı elleriyle yetişsin yiğidine aman vermesin düşmanı diye. Bazen koca öküzle kanlılarca cephaneyi taşıdı, bazen de kendi sırtladı düşman gemilerini suya gömen onlarca mermiyi. Sana dar gelmeyecek makbiri kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümel çektiğin etibara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetlere de Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran işte
yüksek durumda. Bomba sırtı olayında taarruza kalkan ve arazinin bittiği yerde hızını alamayıp coşkuyla uçan Türk askerleri için Queen Elizabeth gemisinden bu olayı dürbünüyle izleyen General Hamilton... Karadan saldırışları yetmiyormuş gibi Türkler şimdi de üzerimize uçaklarla geliyorlar. Çanakkale Boğazı'nın 11 ay 5 gün kahramanca, erkekçe, mertçe savunan Türk ordusunun komutan ve mühendisliklerine dayanamayıp çekildiler. Ve İngiltere'nin yenilmez diye bilinen donanmasını tarihteki en büyük yenilmesine meydan vererek ters yüzüne dönüp gittiler. Yaralarını sararak, güçlü gemilerini Çanakkale sularına bırakarak, 250 bin zayiat vererek ve de tarihlerinin kapkara bir sayfasını yazarak gittiler. Geldiklerinden de beter çekip giderken General Hamilton şöyle diyordu. Geriye dönüyoruz. Çok cesur muharebe eden ve çok iyi sevk ve idare edilen bir ordunun Türk ordusunun karşısında bulunduğumuzu unutulmamalıdır. Katiyetle inanıyorum ki Çanakkale geçilemezdi. Neden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda istiklal uğruna, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek,
koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek anını kattığı yerdir. Düşün ki taş olan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek, amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Arz edelim.